Arkadaşlar merhaba. Fen ve Teknoloji 7. sınıf derslerimizi beraber işleyeceğiz. İsmim Enes Sadıkoğlu. Fen bilimleri öğretmeniyim. Haydi bakalım başlayalım. İlk ünitemiz vücudumuzda sistemler adı altında işleyeceğiz. Vücudumuzda sistemler dediğimiz zaman karşımıza toplamda 5 tane konu başlığı gelecek. Haydi bakalım nelermiş bunlar. Vücudumuzda sistemlerin altında ilk olarak sindirim sisteminin ne olduğundan bahsedeceğiz. Bu noktada sindirim sisteminin organlarını, yapısını, ne işe yaradığını, vücudumuzda hangi görevleri yerine getirdiğini, daha sonrasında boşaltım sisteminin ne işe yaradığını, denetleyici düzenleyici sistemin ne olduğunu, vücudumuzu kimin denetleyip kimin düzenlediğini ve duyu organlarımızı nelerle hareket ettiğimizi ya da gördüğümüzü, tattığımızı, kokladığımızı gibi ve son olarak da vücudumuzdaki sistemlerin birbiriyle olan bağlantılarını ne yapmış olacağız, işleyip ünitemizi bitirmiş olacağız. Haydi bakalım ilk konu başlığımızla, yani sindirim sistemiyle konumuza giriş yapalım. Sindirim sistemi deyince öncelikle sindirim nedir, ona bir göz atalım öncelikle. Şimdi arkadaşım, sindirim deyince aklımıza neler geliyor bir bakalım. Öncelikle canlıların ortak özellikleri olan beslenme, büyüme, işte enerji ihtiyacını bir şekilde karşılayabilme, daha sonrasında işte hareket edebilme, solunum, boşaltım, sindirim gibi şeyler karşımıza geliyor. Peki sindirim dediğim zaman ne olacak? Sindirim şunun için yapılır. Canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek, büyüyebilmek ve gelişmelerini tamamlayabilmek için, sağlayabilmek için ne yaparlar? Beslenirler. Peki bu beslendiğimiz gıdalar direkt hücrelerimize alınabilir mi? Tabii ki de hayır. Ne yapılması lazım? Canlıların bu en küçük yapı taşı olan hücrelere besin maddelerinin girebilmesi için, alınabilmesi için hücrelere ne yapılması lazım? En küçük parçalara kadar ayrılması gerekir. Yoksa ben buradan bir tane limonu yiyeyim, durduk yere niye limon yeriz, o da bir muamma. Veya da işte bir elmayı ıstırayım veya işte şuradan başka bir besini direkt alayım da hücreme direkt girmiş olsun, ben onunla hemen enerji üretebileyim deme şansımız yok. Ne yapılması lazım? Tabii ki onun küçük küçük parçalara ayrılıp hücrelerin içine girebilecek kadar küçük parçalara ayrılması lazım ama. Peki o zaman şuna bakalım. Sindirim nedir dediğimiz zaman hadi tanımını yapalım. Besin maddelerinin hücrelere girebilecek kadar küçük parçalara ayrılması ve de değişime uğratılmasına sindirim adını vermiş olacağız. Hemen şunun altını çizelim. Biraz daha ne yapsın? Gözümüze çarpsın. Yani besin maddelerini ben hücrelere sığabilecek, girebilecek kadar küçük parçalara ayırıp onlara değişime uğrattığım zaman bunun adı neymiş? Sindirim olarak karşımıza çıkıyormuş. Peki sindirimin gerçekleşmesinde rol oynayan ne olacak? Bir takım yapı ve organlar olacak. Bunların da adı sindirim sistemi organları ya da sindirim organları olarak ifade edebileceğiz bunu. Peki öyleyse şuna bakalım. Sindirimin amacı nedir? Dedik ki enerji ihtiyacını karşılayabilmek. Tabii ki evet, ama ne dedik az önce? Hücrelere girebilecek kadar küçük parçalara ayrılması gerekiyor. Çünkü hücrelerin yapıları çok küçük. Sindirimdeki o amaçta yapıların besinli yapılı, besindeki o moleküllerin sindirim yapılarak hücrelere kadar alınması idi. Peki besinlerin yapı taşlarına ayrılması için ne yapılması lazım? Sindirilmesi lazım. Ama kaç çeşit? İki çeşit. Birincisi fiziksel olarak sindirime uğraması gerekiyor. İkinci olarak da kimyasal olarak sindirime uğrayacak. Haydi bakalım. Peki hücreler bu fiziksel ve kimyasal sindirim sonucu oluşan çevrelerindeki bu besin maddelerini ne yaparlar? Yararlanacak halde içeriye alırlar. Peki öyleyse fiziksel ve kimyasal sindirime bir göz atalım bakalım nelermiş. Fiziksel sindirime baktığımız zaman besin maddelerini, şuradan kalemimi hemen alayım, kırmızıyı da seçtim. Besin maddelerinin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılması işlemine fiziksel, yani mekanik sindirim adını vermiş olacağız. Eğer ki işte dişler tarafından çiğneme, mide tarafından bulamaç haline getirilme gibi böyle çiğneme ve kas hareketleriyle besinler sindiriliyorsa eğer ki bunun adı fiziksel ya da mekanik sindirimdir demiş olduk. Peki fiziksel sindirimi hangi yolla gerçekleştiriyormuşuz? Çiğneme olayıyla ağızda, çalkalama olayıyla da midede fiziksel sindirimi gerçekleştirebiliyoruz. Bakın buradaki çocuk kocaman bir bifteyi ne yapıyor? Çiğneme yoluyla ya da koparma yoluyla ne yapıyor? Onu fiziksel olarak sindirmeye başlıyor. Peki geldim ikinci olarak kimyasal sindirime. Peki kimyasal sindirim nasıl gerçekleşecek? Çiğneme ve parçalama olayı olmadan nasıl olacak? O da şöyle olacak. Besin maddelerinin enzim adı verilen bu salgılar yardımıyla yapısal değişime uğratılması ve daha küçük parçalara, yapılara ayrılmasına da kimyasal sindirim adı verilecek. Peki hocam, kimyasal sindirimdeki bu enzim nedir? Bu enzim özel
salgılardır. Biraz daha kimyasal olarak yapısının parçalanmasını sağlar. Peki kimyasal sindirim için enzimlerle birlikte ne de gereklidir? Su da gereklidir. Kimyasal sindirimin olmazsa olmazıdır diyoruz. Şuradan kalemimizi seçtik ve ne yaptık? Yolumuza devam ettik. Peki. Hocam, bütün besin maddeleri aynı şekilde mi sindirilir? Yani fiziksel sindirim deyince hepsi birden sindirilir mi? Tabii ki de böyle bir şey olması mümkün değil. O zaman şuna bakacağız. Yağların fiziksel olarak parçalanması diğerleri gibi nedir? Mümkün değildir. Biraz daha farklıdır. Böyle çiğneme ve kas hareketleriyle ben yağları ne yapamam? Fiziksel olarak küçültemem ya da yapı taşlarına ayıramam. Bu safra salgısının adını verdiğimiz salgı tarafından fiziksel olarak parçalanacak. Bu safra nedir hocam? İlk defa duydum. Sofra dermiş gibi diyorsun şimdi ama safra salgısını 3-5 dakika sonrasında görmüş olacağız, öğrenmiş olacağız. Peki yağlardan sonrasına geldim şuna. Mekanik sindirimde besinler özelliklerini kaybetmezler kesinlikle. Yani niye? Çünkü onlar kimyalarını değiştirmiyoruz. Sadece fiziksel olarak boyutlarını işte tam elmayken yarım elma, yarımken işte çeyrek elma şeklindeymiş gibi sanki ne yapıyoruz? Küçültmüş oluyoruz. Sadece ve sadece fiziksel olarak daha küçük parçalara ayırıyoruz. Bu da kimyasal sindirimin daha kolay gerçekleşmesini sağlayacak. Çünkü kimyasal sindirime ne kadar küçültülmüş besinler hazırlayabilirsek o kadar daha hızlı ve daha kolay kimyasal sindirim gerçekleştirmiş olacak vücudumuz. Peki bunları öğrendikten sonrasında şimdi besinlere bakacağız ve besinlerin hangi organlarda sindirilmeye başladığını görmüş olacağız birazdan. Öncelikle 5. sınıfa bir dönelim. Besinler kaç gruba ayrılıyordu dediğimiz zaman hemen cevabı geldi. 6 gruba ayrılıyordu besinler. 6 temel gruba ayrılıyordu. Hemen açıldı bakın buraya da. İlk olarak karbonhidratlar, ikinci olarak proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su şeklinde toplamda 6 tane konu başlığına ayırmıştık. Hemen burada resimlerini görüyorsun. Protein içerikli besinler, yumurta, et, süt gibi. Karbonhidrat içerikli besinler, işte ekmek, kek, pasta, poğaça gibi. Suyu zaten biliyorsun. Bunu söylemeye gerek yok. Ve de yağ içerikli besinler diyoruz. Besinleri 6 gruba ayırdığımızı sen zaten daha önce de ne yapıyordun? Biliyordun diyorum ve ne yaptım? Öncelikle bunları öğrendikten sonrasında artık sindirim sistemi organlarımıza ne yapabiliriz? Göz atabiliriz. Sırası geldi şimdi. Sindirim sistemi organlarımıza baktığımız zaman yine bir hatırlatma daha. 5. sınıftan ne yapmıştın? Sen organları sırasıyla sayabiliyordun ve nerede neler olduğunu az çok tahmin edebiliyordun. Şimdi o bilgilerimizi ne yapacağız? Üzerinden 2 yıl geçtiği için tazeleyeceğiz ve de ne yapacağız arkadaşım? Biraz daha detaylı olarak öğreneceğiz. Burada neler oluyormuş, şuradaki şeyler nelermiş? Onları sana öğretmemişlerdi. Şimdi onları ne yapacağız? Öğrenmiş olacağız. Küçücük bir elmayı ısırmakla başlayan sindirim yolculuğu ne yapacak? Bir şekilde bir yerlerden çıkaraktan bitecek. Peki baktığım zaman nasıl başlıyor, nasıl bitiyor? Sindirim işlemi çiğneme yoluyla ağzımızda başlayacak ve de atık maddelerin dışarı atılması ile ne yapacak? Anüste son bulmuş olacak. Sindirim dediğimiz zaman böyle bir yapı karşımıza çıkacak. Peki hocam, sindirim organlarına bakabilir miyiz? Tabii ki de bakarız. Şöyle açılsınlar. Öncelikle şuna bakalım. Sindirim sistemi organları besinlerin parçalanarak kana geçmesini sağlar. Zaten sindirimin amacı neydi? Besin maddelerinin küçük küçük yapı taşlarına ayrılması ve bu sayede hücrelere alınması. Hücrelere alınması için ne gerekli? Tabii ki de her hücreye sindirim organlarını götürüp al arkadaşım sana bu besinleri biz parçaladık hazır olarak tüketebilirsin diyemeyecek. Ne yapacak? Sadece ve sadece kana geçirecek. Kan da bütün hücrelerle iletişim halinde olduğu için bütün hücrelere sindirilmiş besinler aktarılmış olacak. Peki öyleyse sindirim sisteminin yapı ve organlarını sırasıyla öğrenelim. Öncelikle ağızdan başlayan yolculuğumuz yutakla devam edecek. Yutaktan sonrasında yemek borusuyla aşağılara düşecek. Mideye gelen, burada bakın mideye gelen sindirim maddeleri ince bağırsakta biraz daha sonrasında kalın bağırsak ve de en sonda anüs yoluyla dışarıya atılmış olacak. Sindirim sistemi organlara değince ve sırasıyla say deyince bunlar cevap olarak karşımıza çıkacak. Peki öyleyse meraklısına bir notumuz var. İnsan sindirim sistemi bakımından en gelişmiş yapıya sahip olan tek canlıdır diyoruz. Sindirim sistemimiz demek ki bayağı iyi bir kaliteli bir sindirim sistemiymiş. Haydi bakalım kolay gelsin. Birincisi ağızla sindirim yolculuğumuza başlıyoruz. Şimdi öncelikle sindirim sisteminin ilk organı ağız olacak. Peki ağzın içerisinde neler olacak? Zaten görebiliyorsun dostum. İşte dil, dişler, tükürük bezleri,
gibi şeyler ağzımızda bulunacak. Ağzımızdaki bu dişler ve dilimiz sayesinde koparma, parçalama, öğütme, çevirme, bulamaç haline getirme gibi şeyleri biz görevlerini yerine getireceğiz. Ve de bu sayede işte bunları yapmakla beraber ne oluyor? Sindirilecek olan besin maddeleri yutulacak kadar küçük hale gelir. Onları biz ne yapıyoruz? Yutağa gönderiyoruz. Peki hocam, ağızda hangi besin maddesinin sindirimi başlar? Ona bakalım şimdi de. Tükürük bezlerinin salgıladığı bu tükürük sayesinde, tükürüğün ne olduğunu biliyorsunuz zaten. İşte bu tükürük bezlerinin salgıladığı tükürük sayesinde karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlamış olacak. Yani az önce demiştik ki bu 6 tane gruptan hangileri hangi organda sindirimi başlayacak ve bitecek, bunları öğreneceğimizi söylemiştik. Şimdi işte ilk olarak karbonhidratların ağızda kimyasal olarak sindirildiğini duyuyoruz arkadaşım. Fizikselle karıştırma, ilk olarak sadece ve sadece burada ağızda kimyasal olarak karbonhidrat sindirilmiş olacak. Peki hocam, bu ağzımızdaki dilimizi, dişimizi, her yeri böyle çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bunun bir temizliği gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Ne yapacağız? Bunu zaten çocukluktan beri biliyorsun. Dişlerimizi mikroplardan arındırmak, temizlemek için ve de korumak için günde en az 2 defa yemeklerden sonra ne yapmamız lazım? Fırçalayıp onları temiz bir şekilde ağzımızda tutmamız lazım. Yoksa bu ince mini mini dişler ne olur? Giderler yerine kötü kötü kara kara sarı sarı dişler gelirler diyebiliriz. Geldim ağızdan sonraki ikinci konu başlığım, yutak organımıza. Yutak sinir sisteminin ikinci organı olarak karşımıza çıkacak. Peki şuradan hemen resmine bakalım. Hemen şurada bakın, yutağın tam olarak nerede ve ne işe yaradığına bakacağız şimdi. Yutak yemek borusu ve soluk borusunun başlangıç kısmını birbirinden ayıran yapı olarak karşımıza çıkmakta. Yani soluk borusu ve yemek borusu yan yanaydı hatırlarsan, bunların İlk olarak ayrıldığı başlangıç kısmını oluşturan yer yutağın ta kendisi. Peki hocam, yutak ne işe yarar dersen, yutak besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlayacak ve kesinlikle yutakta bir sindirim sistemi içinde olmasına rağmen sindirim gerçekleşmeyecek. Kesinlikle bir şeyleri sindirmeye çalışmayacak. Sadece bir iletim organı olarak karşımızda. Bakın, ağızdan yemek borusuna ne yapacak? İletecek besinleri. Geldim üçüncü sinir sistemi organımıza. Yemek borusu, zaten bunu da az çok hayal edebiliyorsundur, duymuşsundur. Yemek borusuyla alakalı neler duyacağız? Yemek borusu da şu işe yarayacak. Ağızdaki bu sindirilmiş olan ya da sindirimi bir miktar gerçekleştirmiş olan besin maddelerini yutakla yemek borusuna gelmişti. Yemek borusundan da ne yapılacak? Yutakla mide arasındaki bağlantıyı, köprüyü sağlayan şey yemek borusu olacak. Peki yemek borusu nasıl çalışacak? Yani boru deyince böyle upuzun bir boru, yukarıdan attın hop cumburlop aşağı düştü mü? Tabii ki o kadar basit değil. Buradaki kasların peş peşe kasılması sayesinde yukarıdan bırakılan besin maddeleri aşağı mideye iletilmiş olacak. Peki şuna bakalım. Yine yemek borusunda sindirim sisteminde bir rolü, sindirimle alakalı bir rolü olmayacak. Kesinlikle sadece besinleri taşıcı bir boru olarak görev yapacak. Peki geldim sindirim sisteminin en önemli organlarından birisine, mide. Sindirim sisteminin dördüncü organ olarak karşımızda. Peki mide nerede ve nasıl bir yapıya sahip, nerede bulunuyor, buna bakalım şimdi. Mide bir J harfini andırır tarzda bir yapısıyla ne yapılacak? Karın boşluğumuzun sol kısmında, sol tarafında yer alan bir organ olacak. Besinleri depo edip salgılarıyla ne yapacak? Onları küçük parçalarına ayıracak. Onların parçalanmasını, sindirilmesini sağlayacak. Bir miktar depo edecek, bir miktar da ne yapacak? Sürekli dönme hareketleriyle onları bulamaç haline getirecek, karıştırmış olacak. Peki bunu nasıl yapıyor? Yani midenin içerisinde bir takım neler var, ona bakalım. Sadece bomboş bir bez, torba gibi bir şey mi? Tabii ki hayır. Mide bezleri sayesinde mide öz suyunu salgılayacak ve mide öz suyunda da hidroklorik asit adını verdiğimiz HCl, yani bir asit bir maddesi, asit bir madde ne olacak? Bulunacak. Bu da midenin içerisinde kimyasal sindirimin olduğunu bize söylemiş olacak. Bakalım midede hangi kimyasal sindirimi gerçekleşecek besin var, buna bakacağız şimdi. Ve midede fiziksel sindirim olacak mı, onları öğreneceğiz. Haydi bakalım, sayfamı çevirdim. Bir tane mide yukarıdan indi aşağıya. Haydi bakalım neymiş bunlar. Öncelikle mideye baktığımız zaman sindirim olayı midenin kasılıp gevşemesiyle ve de arkadaşım mide öz suyuyla gerçekleşecek. Kasılıp gevşeme hareketiyle midenin hem fiziksel
hem de içerisindeki mide öz suyu yani o asit sayesinde de ki hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirmiş olduğunu öğrenmiş olacağız. Bu kerata yani öyle oradan durduğu gibi J harfine benzediği gibi ben gereksizim demiyor. Ne yapıyor? J harfini günlük hayatta çok sık kullanmayız ama mide bizim için olmazsa olmaz bir organdır. Hem böyle kasılıp gevşeme hareketiyle ne yapacak? Bulamaç haline getirecek, fiziksel olarak parçalayacak besinleri, yağlar hariç. Hem de kimyasal olarak içerisindeki mide asidi, mide öz suyuyla da ne yapacak? Parçalamış olacak. Peki hocam, iyi de bu hidroklorik asit dediğin şey şu midenin kendisi de bir et, bir kas yapısına sahip, protein yapısına sahip. Bunu nasıl sindirmiyor? İşte bunun da cevabı çok basit. Midede bulunan mukus mideyi içten bir zar şeklinde ne yapacak? Saracak. Şuradan şöyle gösterecek olursak dostum mavi kalemimizle. Midenin iç tarafını ne yapacak? Bir mukus tabakası saracak ve midenin içerisindeki bu mide asidi midenin kendisine ne yapamayacak? Zarar veremeyecek kesinlikle. Sadece sindirilmek istenen besinlere sindirmeye yardımcı olmuş olacak diyorum. Peki hocam, zarar görmesini engelledi. Peki hangi besinmiş o? Proteinlerin kimyasal sindirimi ilk olarak midenin içerisinde başlayacak ve ne yapacak? Devam edecek. Proteinlerin midede kimyasal sindirimi başlayacak ve bağırsaklarda devam etmiş olacak diyorum. Geldim 5. sindirim sistemimizin 5. organına, ince bağırsak 5. organımız dedik. Peki hemen göz atalım neymiş bu organımızın görevleri ve yapısı. Ağızda kısmen sindirilmiş olan neydi o? Karbonhidratlar ve de midede sindirilmiş olan kısmen ama proteinlerin ve de hiç daha sindirimi başlamamış olan yağların sindirimi burada ne yapmış olacak? Gerçekleşmiş olacak. Artık kısmen sindirilen şuradaki şu yapı bakın. Kenarlarında şöyle bir kalın bağırsak. Ben onun ortasındaki şu karman çorman şeyin ince bağırsak olduğunu söylüyorum. O ince bağırsak ne yapacakmış demek ki? Ağızda kısmen olarak başlamış olan karbonhidratlar, midede kısmen olarak başlamış olan proteinler ve de hiç başlamamış daha sindirimi olan yağların sindirimi başlayacak. Ve de ne yapacak? Burada artık tamamıyla bitmiş olacak. Peki hocam, bu ne işe yarar ince bağırsak? Sindirimi tamamlanan besinler ince bağırsaktan villus adı verilen yapılarla ne yapılacak? Emilecek ve kana geçecek. Yani böyle ince bağırsağın iç tarafını bu tarz böyle çıkıntılar ne yapacak? Sarmış olacaklar ve besinler buradan geçerlerken ne yapılacak? Buradan bir nevi emilecek ve burada bakın kan damarlarının olduğunu görüyorsun bu çıkıntılarda. Kan damarlarına emilecek besinler artık sindirildi. Artık kana geçebiliyor. Oradan artık hücrelere geçebilecek, gönderilecek. Bu ne yapılacak artık? Buradan ince bağırsak yoluyla artık sona yaklaştık. Bir şekilde toplanması lazım bu küçük şeylerin. Ne yapılacak? Villuslar adı altındaki bu yapılarla toplanacak. Kana aktarılacak ve devamı kalın bağırsa gönderilecek. Kalın bağırsa aktarmış olacağız onları. Peki. Devam edelim öyleyse. Peki ince bağırsak bu kadar şeyi tek başına mı yapacak? Yani tek başına gerçekleştirmesi mümkün değil tabii ki. Yani hem kimyasal sindirim, hem fiziksel sindirim, hem şu hem bu derken. Hadi bakalım şuna. Buna enzimlerin ihtiyacı olacak. Enzimlere ihtiyacı olacak daha doğrusu. Bu enzimlerde karaciğer ve pankreas adını verdiğimiz bu organlar ona yardım amaçlı ne yapacaklar? Göndermiş olacaklar. Hadi bakalım karaciğer ve pankreas ne işe yararmış ona bakalım. Karaciğer şöyle kara bir ciğer zaten görüyorsun adı üstünde. Ürettiği safra sıvısını, safra sıvısını duymuştuk önceki slaytta. 3-5 dakika demiştik, bak geldi yeri artık. Ürettiği safra sıvısını ince bağırsağa özel bir kanalla gönderecek ve burada bu içerisindeki bu safra sıvısının içerisindeki tuzlar yağların mekanik olarak sindirimini gerçekleştirecek. Yani yağların mekanik sindirimi başlamamıştı hatırlarsan, işte bunu gerçekleştirecek yer safra sıvısının içerisindeki tuzlar sayesinde karaciğer olacak ve de yağların kimyasal sindirimi burada safra sıvısı fiziksel olarak sindirdiği için artık ince bağırsakta kimyasal sindirim daha kolay şekilde gerçekleştirilmiş olacak. Hadi bakalım ikinci olarak da pankreasa bakalım. Şöyle bir uzun dil şeklinde görünüyor. Midenin hemen alt tarafında. Pankreas öz suyu burada salgılanacak. Pankreasa özgü bu bir salgı. Pankreas öz suyunda karbonhidratlara, yağlara, proteinlerin sindirimi için hepsine üçüne de birden özel özel farklı enzimler yer alacak. İşte bu salgılar özel bir kanalla ince bağırsağa iletilecek ve ne yapılacak? Artık karbonhidratların, proteinlerin ve yağların sindirimi tamamlanmış, bitmiş olacak diyorum. Peki.
Öyleyse şöyle bir özetleyelim konumuzu. Dostum diyorum ki, demek ki hangi besin nerede başlıyor, nerede bitiyor diye bakacak olursak tablomuza, ağızda tükürük sıvısı ve karbonhidratların sindirimi başlarken midede yok, ince bağırsakta pankreas sıvısıyla tamamlanıyor, pankreas öz suyuyla. Proteinlerin sindirimi ağızda yokken midede, mide öz suyuyla başlıyor ve de ince bağırsakta pankreas sıvısıyla yine tamamlanıyor. Yağlara baktığım zaman ne ağızda ne midede kesinlikle safra sıvısıyla fiziksel, pankreas sıvısıyla da kimyasal olarak ne yapılıyor? Parçalanmış oluyor. Bu tablo bana neyi vermiş olur arkadaşım? Sindirim sistemine baktığım zaman neyin nerede başladığını ve bittiğini görmeme yardımcı oluyor. Peki öyleyse bakalım nerede kaldık? Kalın bağırsağa baktık. Burada kalalım. Bir sonraki konu başlığımız kalın bağırsak olsun. Kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.